Merhaba sevgili öğrencilerim. Eşitlik ve denklemlerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Beni instagram adresimden ibrahimhoca.33'ten de yine takip edebilirsiniz sevgili öğrencilerim. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Aşağıdakilerin hangisine denklemi sağlayan x değeri diğerlerinden daha farklıdır diyor bize. Bakalım hemen. Şimdi çocuklar burada denklem kurmayı görüyorsun. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Ee, mesela problemleri denklem kurarak çözeceksin. Onun için bu çok önemli bir konudur. Şöyle ki x'i her zaman için yalnız bırakacaksın sevgili öğrencim. Nasıl x yalnız bırakabilirim? Max Mesela eşitliğin sol tarafında x artı 12 var, değil mi? Hani tabii hocam 4 ile 12 toplarım 16 eder. Ya her zaman bu kadar kolay olmaz. Bunun bence yöntemini bilmek gerekiyor. Artı 12 eşitliğin sağ tarafına işaret değiştirerek atarsın. Yani ben bunu eksi 12 diye atarım. 16'dan da 12 çıkartırsam x'in o zaman buradaki değeri 4 olur. Mesela buraya baktığın zaman 4x eşittir 16. X'i nasıl yalnız bırakabilirsin? Yanındaki 4'ü yok ederek onu da 4'e bölerek anca yok edebilirsin. 4'ler birbirini götürdü. Bu arada bölme yaparken eşitliğin sol tarafını da sağ tarafında aynı işlemleri uygulaman gerekiyor. Yani birini dörtle böldüm diğeri öyle kaldı olmuyor maalesef. 4'ler gitti. Sol tarafta eşitliğin sol tarafında sadece x kaldı. x'in de değeri orada 16 bölü 4'ten. Bak bunun da değeri 4 oldu. C seçeneğine hemen bakalım. 4 çarpı 3 diyor sevgili öğrencim. 4 çarpı 3'ün sen burada 12 olduğunu biliyorsun. İşlem önceliği denklemlerde de var. Tamam. Benim burada artı 12 karşı tarafa eksi 12 şeklinde atmam gerekiyor. 24'ten 12 çıkartırsam 12 kalır. Sol tarafta da x kaldı. X'in buradaki değeri 12. Yukarıda ise 4'tü. Mesela burada da bakalım hemen. Şimdi burada da farklı bir şey sevgili öğrenci. X'leri bir yerde toplayacaksın. Sayıları bir yerde toplayacaksın. Lütfen küçük olan x'i büyük olanın yanına göndermek için uğraş. 2x'i ben karşı tarafa eksi 2x şeklinde atabilirim. Artık burada 2x yok. Yine buradaki 2'ye yi atmıyorsun. Dikkat et. Artı 2 önündeki işaretle birlikte atarsın. Artı 2 karşı tarafa eksi 2 şeklinde atarsın. Artık burada e, artı 2 de yok. Şimdi sol tarafında 3x eksi 2x. Onun değeri x olmaz mı? Eşittir. Sağ tarafında 6 yok. Bir de eksi 2 geldi. 6'dan da 2 çıkartırsan ne kaldı? Geriye 4 kaldı. Yani A seçeneğinde, B seçeneğinde, D seçeneğinde x'i burada 4 buldum ama C seçeneği olmadı. C seçeneğindeki x'in değeri 12 oldu. Dikkat edelim lütfen. Alıştırmaları biraz daha zorlaştıralım sevgili öğrenciler. Baktığım zaman buradaki x'in değerini hemen bulmaya çalışalım. İşlemimizi yapıyoruz burada bakın. 3'ü parantezinin içerisindeki 4x'e ve 3'ü buradaki eksi 5'e dağıtmam gerekiyor. 3 ile 4x'i çarpacağım. 3 kere 4 12 yanına da x'i getirirsen 12x eder. 3 ile eksi 5'i çarparsan orası da eksi 15 olur değil mi? 3 kere 5 15 önüne de eksi işaretini getirebilirsin. Bak bu çok tehlikeli dikkat et. Parantezin önünde içerisinde yani pardon önünde. Eksi işareti varsa çok tehlikedir. Çünkü buradaki eksi işareti sevgili öğrencim hem 10x'e aittir hem de artı 7'ye aittir. E sen 10x'in önüne x ge eksiyi getirirsen ne olur? Eksi 10x olur. Sen artı 7'nin önüne eksi getirirsen işareti farklı olunca eksi oluyordu unutma. Orası da eksi 7 olur. Ve bunlar da sıfıra eşitmiş. Bitmedi. Benzer terimleri burada toplaman gerekiyor. Nedir buradaki benzer terimim? Mesela baktığın zaman 12x. E burada da eksi 10x diyor. Bunları bir araya getirin. Bunları toplayalım. İşareti farklı olan sayıları topluyorsun. 12 xten 10x'i çıkartıp 2x ve işaretini kullanman yeterli. Artı 2x de diyebilirim. Direkt 2x de diyebilirim. Sayılara bakalım. Birinde eksi 15 var. İşaretler çok önemli. Birinde de eksi 7 var. Eksi 15 ve eksi 7. Yani 15 liralık borcunla 7 liralık borcunu bir araya getiriyorsun. 22 liralık borcunu eksi 22 şeklinde gösterebilirsin. Ve bu da sıfıra eşitmiş sevgili öğrencim. Bitmedi. X'in değerini istiyor bizden burada. Eksi 22. Geleceğim burada karşı tarafa artı 22 diye atıyorum. Eşitliğin sol tarafında iki tane X kaldı mı? Eşitliğin sağ tarafında sıfır artı 22. Olur sana 22. Bitmedi. iki tane eksi daha buldum. Daha X'in bir tanesini bulmam gerekiyor. Burada da bir hemen bölme işlemi. 2X 2 x'i 2'ye böldüm. Çünkü x'i yalnız bırakmam gerekiyor eşitliğin değişmemesi için sağ tarafını da ikiye bölmem gerekiyor. Baktığımız zaman ikiler burada birbirini götürdü mü? X yalnız kaldı. X burada 22 bölü 2 eşitmiş. O da zaten 11 olur. Devam edelim sevgili öğrenciler. Bu eşitlikte yine x'in değerini bizden istiyor. Sevgili öğrencim şimdi dikkat edelim. 5 3 x 3 çarpı x 2. Bu da 13 eşitmiş. Buradaki 3'ü önündeki eksiyle birlikte e, düşünmen gerekiyor. Sen önce çarpma işleminden başlayacaksın. Yani eksi 3'ü hem x'e dağıtacaksın. Eksi 3'ü aynı zamanda eksi 2'nin de e, çarpman gerekiyor. Yapalım hemen. 5'i aynen yazdım. Eksi 3 ile x'in çarpımı eksi 3 x eder. Onu da yazdım. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarpıyorsun. Eksi ile eksi'nin çarpımı artıdır. 3 kere 2 de 6 eder. Ve ben bunu eşitleyeceğim 13'e. Şimdi benzer terimler sayılar bir arada benzer terimler bir arada olması gerekiyor. Ne var burada? 5 var burada. Bir de artı 6 var burada değil mi? İkisinin toplamı 11 etmez mi? 11 3 x eşittir 13. Her bulduğun toplamada sadeleşmede daha yani öz haline getiriyorum sevgili öğrencim. Hepsinde de yeni yeni denklem kurman gerekiyor. Sonra ne yapacağız sevgili öğrencilerim? X bir tarafa geçecek sayı bir tarafa geçecek. Benim sana tavsiyem burada eksi 3'ü yani eksi bir terimi diğer tarafa atmak. Eksi 3 x'i karşı tarafa artı 3 x şeklinde attın mı? Buradaki 13'ü de karşı tarafa yani önce burada küçük olan x'i diğer tarafa gönder. Sayı da ister küçük olsun ister büyük olsun diğer tarafa geçmesi gerekiyor. Çocuklar 13'ü de karşı tarafa eksi 13 şeklinde attık mı? Artık burada 13 yok. Eksi 3 x de karşı tarafta. Ne oldu? Eşitliğin sol tarafında artı 11 var. Bir de eksi 13 var. Bu ikisinin toplamı eksi 2 yapmaz mı? Eşittirimi de koydum. Eşitliğin sağ tarafında da ne var? 3x var. Ben 3 x istemiyorum. Ben bir tane eksi istiyorum. 3x eşittir eksi 2 ise x'i bulmak için eşitliğin her iki tarafında 3'e bölmem gerekiyor. İlla burada bir tam sayı çıkmasına da gerekiyor. 3'ler birbirini götürdü. x'in buradaki değeri eksi 2 bölü 3 oldu. Eksi yukarıya 2'nin yanına koy 3'ün yanına koy ya da kesirin önüne getir değişen hiçbir şey olmaz. Bir sonraki alıştırmamız yine buradan x'in değerini hesaplamamızı istiyor bizden. Sevgili öğrenciler parantezin önünde eksi işareti varsa dikkat etmek gerekiyor. Bakın parantezin içerisinde iki tane eleman var. Bunlardan birisi x'tir birisi de eksi 15'tir. Oradaki eksi işareti hem x'e aittir hem de eksi 15'e aittir. Dolayısıyla x'i eksi x yaptı. iki tane x yan yana burası otomatikman artı oluyor. Şimdi bunu biraz daha düzenleyelim. 4x'i yazdım. Önünde ne var? Eksi x var. Ve iki tane eksiden dolayı orası artı 15 oldu. Eşitliği ekledim ve sağ tarafa doğru x artı 13'ü de yazdım. Şimdi burada bir işlemimiz çıktı. 4x eksi x var. Bunları topladığın zaman ya da çıkarttığın zaman. 3x'i bulabilirim. 3x artı 15'ten Karşı tarafı x artı 13'e eşitledik. Sayılar bir tarafta e, x'lerin bir tarafta olması gerekiyor. Sevgili öğrencim burada baktığın zaman x'leri küçük olan x'i öncelikle büyükün büyüğün yanına getirmemiz gerekiyor. x'i ben burada karşı tarafa eksi x şeklinde atabilirim. Unutma işaret değiştirir. Eksi olan bir sayı artı olarak geçer. Artı olan bir sayı da eksi olarak geçer. Mesela Şimdi x'i gönderdim. Bunu sildim. Buradaki artı 15'e de bakalım. Artı 15'i e de sayıları da bir tarafta toplayalım. Karşı tarafa nasıl atıyorum? İşaret değiştirdi. Eksi 15 olarak oldu. Baktığımız zaman 3x burada var. X'in bir tanesi gitti. Geriye 2x kaldı. Artık burada artı 15 de yok. Eşitliği ekledim. Bakın karşı tarafta artı 13 var. Eksi 15 var. Bunların toplamı eksi 2 eder. X'i bulmak istiyorum. Yalnız bırakacağım. Eşitliğin her iki tarafını da 2'ye böldüm. Değil mi? Hangi işlemi yapıyorsan diğerine de aynısını yapman gerekiyor. İkiler burada sadeleşti. X yalnız başına kaldı. Eksi 2 bölü 2'den de X'in değerini eksi 1 olarak bulabilirim. Bir diğer sorumuz yine x'in değerini bulmamızı istiyor. Bizden baktığımız zaman ilk bakman gereken yer buradaki eşittir işareti. Sol tarafı ve sağ tarafı bir denklem bir eşitlik oluşacak ve sen bunları birbirine eşitlemen gerekiyor. Dağılma özelliğinden 2 çarpı diyor parantezin içerisini bunu dağıtmam gerekiyor benim. 2 ile x'i çarptım 2x oldu. 2 tane -3'ün çarpımı eksi -6 eder. Artı diyor bize sevgili öğrenciler. Bakın 3'ü x'e doğru ve 3'ü -4'e doğru çarptığım zaman 3 ile x'in çarpımı 3x, 3 ile -4'ün çarpımı da eksi -12'dir ve eşitliği ekledim. Sağ tarafta da bir işlem çıktı. 4'ü de x 5'e dağıtmamız isteniyor bizden. 4'ten x'e, 4'ten -5'e bir ok çektik. 4 ile x'in çarpımı 4x. 4 ile 5'in çarpımı da eksi 20. Birazcık daha sadeleştirelim bunu. Benzeyen terimleri toplayabilirim. Bakın 2x var burada. 3x var burada. İkisinin toplamı 5x eder. Lütfen dikkat et. Eksi 6 ve eksi 12. 12 lira borcun 6 liralık borcun. Senin toplamda 18 liralık borcun var. Bunu da eksi 18 şeklinde gösterebilirim. Eşittir'e ekledim. Eşitliğin sağ tarafında 4x eksi 20 var. Ne demiştik? Küçük olan x'i büyük olanın yanına getirelim. Yani 4x'i ben burada karşı tarafa eksi 4x şeklinde getirdim. Artık burada 4x yok. Buraya lütfen dikkat et. Eksi 18 sayısını da eşitliğin sağ tarafına getiriyorsun. Yalnız bunu nasıl getireceksin? İşaretini değiştir. Eksi 18 olacak. Sana artı 18. 4x oldu burada. 5x'ten 4x'i çıkartırsam x kaldı. Eşidi ekledim. Eşitliğin sağ tarafında da eksi 20 ve artı 18. O ikisinin toplamı eksi 2 eder. X'in değeri eksi 2 olur. Zor olan denklem ve eşit, eşitliklere baktık sevgili öğrencilerim. Baktığımız zaman yine burada parantezin önündeki eksiği ısrarla söylüyorum sevgili öğrenciler. Çok dikkat etmek gerekiyor orada. Yani parantezin içerisinde 5x ve artı 3 var ya. Sen oradaki eksiği hem 5x'e getiriyorsun hem de artı 3'e getiriyorsun. 5x'in önüne geldiği zaman şimdi eksi 5x'i yazıyor orada ama diğerini artı olarak tutuyor. Hayır bu eksi aynı zamanda artı 3'ün de eksisidir. Dolayısıyla burada da karşımıza bir eksi 3 çıkıyor. Şimdi en baştan itibaren alalım. 7'yi yazdım. 7 eksi 5 x de yazıldı. Daha sonra burada artı 3 değil eksi 3 yazmam gerekiyor. Çünkü artı 3'ün önüne bir eksi işareti geldi. Eşittirimizi ekledik. Burada 3'ü x eksi 8'e dağıtmam gerekiyor. 3'ten x'e 3x. 3'ten eksi 8'e o da eksi 24 olur. 3x'i yazdım. Eksi 24'ü de yazdım. Artık bunu parantezden çıkartabiliriz. Yanında da bir eksi x'imiz var. Bunu biraz daha sadeleştirelim sevgili öğrenciler. Bakın 7 sayısı var burada. 3'ünü çıkartıyoruz. Eksi 5x'i aynen yazdım. Ve yanına da 7'den 3 çıkarsa artı 4'ü. Artı 4'ü başa aldım son aldım. Değişen hiçbir şey olmaz. Eşittir'e ekledik. Burada da bir işlem var karşımızda. 3x burada. X'in bir tanesini de çıkartırsam geriye 2X kalır. Yanındaki eksi 24'ü de lütfen dikkat edelim. Ne demiştik? Küçük olan X'i büyük olan tarafa götürmek gerekiyor. Yani 5X'i değil eksi 5X'i ben eşitliğin karşı tarafına artı 5X şeklinde getirdim. Buradaki eksi 24'ü de karşı tarafa artı 24 şeklinde getirebilirim. Artık eşitliğin sol tarafında eksi 5X yok. Bunları silelim. Eşitliğin sağ tarafında da eksi 24 yok. Şimdi sayılara baktığımız zaman eşitliğin sol tarafında 24 artı 4'ten 28'i bulduk. Eşitliğimizi ekledik. Ne var sağ tarafta? 2x var. Bir de artı 5x var. Bunların toplamı da 7x eder. X'i bulmak için eşitliğin her iki tarafında 7'ye buldum. 7'ler birbirini götürdü. X yalnız kaldı. X eşittir 28 bölü 7'den 4 şeklinde bulabilirim. Bir diğer sorumuz olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir? Tabii diğerlerine göre daha kolay oldu. Ben araya bir tane birkaç tane zor sıkıştırdım sevgili orancım. Ee, onlar da biraz daha fazla zor. Ee, deneme sınavlarında çıkar ama yazılılarda genelde o kadar zor. Böyle 3 tane parantezli önünde eksi illaki olan olur da. Ama o kadarına da rast gelmedim. 2'den x'e 2'den eksi 2'ye bir işaret getirdim. 2 x oldu orası da eksi 4 oldu ve ben bunu 14'e eşitliyorum. Baktığım zaman eksi 4'ü eşitliğin karşı tarafına artı 4 şeklinde aldım. Eşitliğin sol tarafında 2x 14 artı 4 da geldi oldu sana 18. X'i yalnız bırakacağım 2, 2 ile bölerek 2'ye böldüm. X eşittir 18 bölü 2'den 9 sonucuna ulaşabiliriz bir diğer sorumuz olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen yapalım sevgili öğrenciler. Eksi 3'ü karşı tarafa işaret değiştirerek artı 3 olarak aldım. Eşitliğin sol tarafında 3x. Eksi 3 de zaten karşı tarafa artı şeklinde gitti. Toplama işlemi sonucu 36. X'i bulacağım. Eşitliğin her tarafını 3'e bölüyorum. 3'ler birbirini götürdü. X eşittir 36 bölü 3'ten 12 sonucuna ulaşabilirim. Bir diğer sorumuz olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen yapalım. Baktığımız zaman burada x'i karşı tarafa eksi x şeklinde aldım. 7x'ten x'lerin bir tanesini çıkartıyorsun. Kaç kaldı geriye? 6x kaldı. 6x'i bir şeye eşitleyeceğim. Şuradaki artı 48'i görüyor musun? Artı 48 de karşı tarafa eksi 48 diye aldım. Hemen buraya yazdım. Eksi 48. X'i yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafını 6'ya bölüyorum. Altılar birbirini götürdü. 48 bölü 6 8 lütfen önündeki eksi işaretini de unutma. Unutursan D seçeneği burada beni işaretle diye seni bekliyor. Dikkatli olmam gerekiyor. Bir diğer sorumuz olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hemen yapalım sevgili öğrenciler. Ne dedik? Küçük olanı büyük olanın yanına gönderelim. x'lerde özellikle. Eksi 5x eksi 2x'ten daha küçüktür. O zaman ben burada Eksi 5x 5x'i karşı tarafa artı 5x şeklinde attım. Artık bunu silebilirim. Artı 5'i de burada küçük de olsa büyük de olsa artık bunu da senin karşı tarafa göndermen gerekiyor. Artı 5 de karşı tarafa eksi 5 olarak geçti. Bunu da sildim. Eşitliğin sol tarafına bakar mısın? 5x eksi 2x ne oldu? 3 tane x oldu. Eşittir ekledim. Burada da 10 eksi 5 oldu. 10 eksi 5 de pardon. 10 5 de 5'e eşittir. X'i bulacağım x'i bulmak için yalnız bırakmam gerekiyor. 3'ü yazdım. Buraya da hemen 3'ü bölmem gerekiyor. 3'ü sildim, götürdüm. O zaman x'in değeri burada 5/3. Seçenekleri görüyor musun? Yani her e, doğru cevabın karşına eksilisi ya da seni çeldirecek başka bir şekilde e, çıkabilir. Onun için eksiler, işaretler karşı tarafa götürünce bunların işte işaretlerinin yer değiştirmesi, basit işlemler bunlara çocuklar dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer sorumuz olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hemen yapmaya çalışalım. Şimdi eşitliğin sol tarafında bir işlem var gördün mü? Bizim burada önce 2'yi parantezin içerisindeki x eksi 12'ye dağıtmamız gerekiyor. 2'den x'e 2'den eksi 12'ye. Bakın baştaki x'i aynen yazdım. 2 ile x'in çarpımı artı 2 x eder. 2 ile burada eksi 12'nin çarpımı o da eksi 24 eder. Ve bu da sevgili öğrenciler sıfıra eşitmiş. Benzer terimler var. 2x ve x bunların toplamı 3x. Eksi 24'ü de sıfırın yanına artı 24 daha ekledim. 3x'in burada 24'e eşitledim. Ve x'i bulacağım. Eşitliğin her tarafını 3'e bölüyorum. Ve sonuca ulaşırım. 3'ler birbirini götürdü. x eşittir 24 bölü 3'ten 8 olur. Doğru cevabım B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın.